Ya ne yapıyorsun oğlum, öyle hırsız gibi bakınıyorsun etrafına? Selin'in arkadaşlarıyız biz, öyle davran. Ya burası mı? Nakliyecilere söyledin değil mi? Bunların hepsi çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Söyledim. İyi. Ne zaman geleceklermiş? Yani işte bir yarım saate gelirler. E acele edelim o zaman. Ya adamdaki rahatlığa bak ya. Rahmetli de bayağı pasaklıymış yani. Burada mı sevişmişsiniz? Evleneceği günün hayalini kurmuş herhalde. Yazık. Şu kutuya koyalım bari eşyaları. Ya biz ne yapıyoruz burada ya? Adamlar geliyorlar işte, toplasınlar götürsünler her şeyi. Hakikaten kafan çalışmıyor senin ne? Oğlum hangi insan özel eşyasını yardım kuruluşuna gönderir? Şüphe çekmez miyiz o zaman? Evet, haklısın. E, haklıyım yani. Sen de alıksın gerçekten. Hadi kalk topla şuradan bir şeyler. Ben de şu resimleri çıkartayım. Hoş geldiniz. Pardon, buyurun. Hoş buldum. Bir kahve yapar mısın? Tabii ki. Aa. Bunlar Selin'in eşyaları değil mi ya? Usta bu sandı. Hepsini yüzde götürüyoruz değil mi? Aynen Taylan usta, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Pardon. Bakar mısınız? Merhaba. Ben Selin'e gelmiştim. Evde mi acaba? Buyurun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Nasıl gidiyor ilk iş günü? İyi. Bizim ev biraz büyüktür. Yorulmuyorsun değil mi? Evet, biraz büyük. Bilardo salonu bile var. Yani bizim mahallede de var da tabii parayla oynanıyor. Yani evin içinde görünce çok şaşırdım. Zenginliğin göstergesidir bilardo salonu. Olmazsa olmazlarındandır. Yani ne zaman oynadın diye sorsan hatırlamıyorum bile. Taylan Bey, ben şantajcı değilim. Biliyorum, biliyorum. Merak etme. Yani Selin Hanım bu işi bana kendisi verdi. Ben ondan hiçbir şey istemedim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Erken gelmişsin sevgilim. Evet. Toplantı iptal olunca ben de evde devam edeyim dedim. Bana da bir kahve getir. İyi olur. Yine duygu sömürüsü mü yapıyordu? Alışverişe mi çıktı? Yeni sezon koleksiyonları çıkmış. Sana da bir gömlek aldım. Aa. Tabii beğenmezsen değiştiririz. Beğenmez olur muyum? İşte. Zevkine her zaman güvenmişimdir. Teşekkür ederim. Başka neler yaptın?
Ha, oradan da anneme uğradım. Dün Semra anne yanına inmeyince alınmıştı biraz. Gönlünü aldım. İyi yapmışsın. Ne demek Kıbrıs'a gitti? Yani hiç bana böyle bir şeyden söz etmedi. Hem evini niye kendisi boşaltmıyor? Canım sen anlamadın galiba. Ali'yle Cele gitti diyorum. Yani kumarhanede iş buldu, ne yapsın kız? Ömür boyu kazak satıp sürünsün mü? İyi de niye hiç bana söz etmedi bundan? Yani onun en yakın arkadaşı benim. Değilmişsin demek ki bebeğim. Asiye'cim evi boşaltır mısın diye beni aradığına göre en yakın arkadaşı benmiş. Çeto hadi gidelim. Sizi hatırladım ben. Selam fotoğrafınızı göstermişti. Anahtarı da Çetin'e bıraktı zaten. Biz de öyle eve girdik. Bastı mı kafan? Hikaye tamamlandı mı yani? Pardon da siz kimsiniz acaba? Ben Selen'in bütün kankalarını tanıyorum ama Asiye diye birinden hiç bahsetmemişti. Ay ama ben gerçekten uğraşamayacağım seninle. Allah Allah ya. Bu ne böyle be? Polis gibi dikildin başımıza. Ne ayaksın kızım sen? Tamam sakin ol. Yürü gidelim Çetin ya. Elimine. Tamam mı? Bitti mi? Dönüyor muyuz artık yalıya? Bu kız rahat durmayacak gibi. Takip edelim şunu. Of. Of ya. Of. Korktuğum başıma geldi. Kaçalım. Ya dur be oğlum, sen de ne ödlek çıktın ha? Arkadaşınızın adı neydi? Selen Gürdal. Şimdi siz kayıp ihbarında mı bulunmak istiyorsunuz? Bilmiyorum. Yani emin değilim. Bir anda ortadan kayboldu. Telefonlarımı açmıyor, mesajlarıma cevap vermiyor. Belki de size küsmüştür. Son zamanlarda aranız bozuk muydu? Yok canım, küs değiliz. Birkaç gündür işe gelmiyor. Ben de bugün dayanamadım, evine gittim Selen'in. Bir sevgilisi vardı bunun, zengin bir çocuk. İşte o bir de Asiye diye bir kızla Selen'in evini boşaltıyorlardı. Güya Selen Kıbrıs'a gitmiş, orada bir kumarhanede iş bulmuş. Peki siz arkadaşınızın ailesiyle görüştünüz mü? Belki onlar nerede olduğunu biliyordur. Selen'in annesi babası yok. Yaşlı bir anneannesi olduğunu söylemişti ama onunla da görüşmüyorlarmış. Fotoğrafını alalım o zaman sizden. Selen'in? Tamam. Yalnız beraber selfie çekmiştik. O olur mu acaba? Kayıp listesine koyacağız. Tek başına bir fotoğraf olsa daha iyi olur. Aha. Ha, bu arada zengin bir çocuktan bahsetmiştiniz. Onun telefonu var mı veya adresi? Adresi... Ah! Selen'den mesaj geldi. Ne diyor? Canım ya, Kıbrıs'tayım ben. Süper bir iş buldum. Gece gündüz çalışıyorum. Çetin'le Asiye evi boşaltacaklardı. Müsait olduğunda bir uğrar mısın? Arayacağım, öperim. Kıbrıs'taymış gerçekten. Mesaj geldi. Kızım ben de polise gittim sana ulaşamayınca. Bir tuhaftı o Asiye'nin halleri. Neyse anlatırım sonra. İyi olmana sevindim, öperim. Gerizekalı. Hadi yine iyisin lan, kurtardım seni. Ya bunun şerefine çek bakalım bir bankanın önüne. Ne bankası ya? Canım ben seni her kurtardığımda sen bir bankanın önüne çekeceksin. Hadi. Oh be.